Herkese yeniden merhaba. Ben Yakın Kampüs'ten Taha Türkoğlu. Geçen derste kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen ders ne yaptık? Işıklarımızı ayarlamıştık. Gördüğümüz render elde ettik. Tabii ki bu bizim son renderımız, son ışığımız veya son kompozisyonumuz değil. Ama malzeme öncesi yaptığımız ilk ışıktı. Malzemelere geçelim. Sırayla yapacağım. Genelde malzemeleri şu sırayla yapıyorum. En çok etki eden, yani alanı en çok etkileyen, yani en çok gözüken malzemeden başlıyorum. Büyük malzemeden başlıyorum. Duvar, zemin, tavan veya işte konsol mesela burada daha çok yer kaplayan objeler arasında. O yüzden önce duvardan, sonra zeminden, sonra konsola şeklinde devam edebiliriz. Şimdi gelelim. Bu render'ı kapatabilirim. Asset Editor'ımı açıyorum. Ve ilk önce dediğim gibi duvardan başlayacağım. Yeni bir malzeme oluşturuyorum. Buraya material kısmından generic'e tıkladım. Generic'e gelip şuradan bunun ismini rename diyerek değiştiriyorum. Duvar ya da wall yazalım. Fark etmez. Buna gelip bir renk tanımlayacağım. Diffuse kısmından. Bakalım. Şöyle çok da yeşil olmasın. Evet, daha çok maviye yakın bir renk istiyorum. Bu renk güzel, fena değil. Ve bunun bir de bakın görünüş olarak görmek istediğim şekilde bu değil de bakın şu 3 noktaya tıklayarak bunun bir duvar olduğunu bildiğim için wall olarak görmek istiyorum. Ya da wall close up diyelim. Çünkü birazdan daha detaylı şeyler bakacağız. Reflection'a gelip buna bir yansıma veriyorum. Şimdi %100 yansıma yapmak, yani burada böyle bir cam gibi bir malzeme yapmayacağım. Tabii duvara böyle olmasını istemiyorum. Onun yerine yansıma netliğini bozarak burada bakın daha bir duvar etkisi yaratmış oldum. Fakat bu yaptığımız duvar şöyle bir sorunu var. Çok böyle tek düze olacaktır. Öyle hiç kusursuz olacak. Bu da bizim için bir problem yaratacaktır. Yani görüntü açısından o gözümüze batacaktır. O yüzden buna biraz kusur eklemem gerekiyor. Biraz reflection'ı düşüreceğim bu arada. Çok abartmaya gerek yok. Bu glossiness yerine de başka bir şey yerleştireceğim. Ne gibi? Hemen bakalım. Texture slot'a sol klikle tıkladım. Ve aşağıda stucco diye bir şey var bakın. Stucco aslında duvarlar için genel olarak kullandığımız bir map. Ne yapıyor? Duvarlara bu şekilde mesela dış mekan veya iç mekan fark etmez. Bazı işte o duvarlardaki pürüzlülüğü vermemizi sağlayan bir özellik. Şimdi burada Color A'ya şöyle biraz daha gri, burada şöyle biraz daha koyu bir gri olarak değiştirelim. Size'ını bayağı bir düşürüyorum. Yani mümkün olduğunca küçük yapacağım. Trash olduğunu biraz daha azaltabilirim. Şöyle. Thickness'ını da şöyle biraz arttıralım. Fazla aydınlık olmasını istemiyorum. Şimdi bunu yaparak en iyi göreceğiz. Çünkü yapmadan iyi bir sonuç elde edemeyiz. Biraz daha size'ını küçültebilirim. Yani mümkün olduğunca küçük yapmamın sebebini birazdan göreceksiniz. Bunu böyle kullanalım bakalım nasıl bir tepki verecek. Reflection'ı iyice arttırayım. Şu an buna böyle çok iyi anlayamadığımızın farkındayım. O yüzden birazdan açımı değiştirip duvara daha yakından bakmayı tercih edeceğim. Yani şurada. Şöyle yapalım. Buna yaklaş diyelim. Ve şuraya yaklaştım. Buraya daha yakın bakarak daha bir iyi sonuç alabiliriz. Evet, böyle kalsın. Duvara malzemeyi uygulamadan önce Cameo Overhead'in dikini kaldıracağım. Bu birincisi. Bir de bump malzemesi, bump map'ini açarak burada yaptığım malzemenin aynısını buraya sürükleyip paste instance, yani orada yaptığım değişikliği buraya da uygulayacak şekilde instance olarak kopyaladım. Gördüğünüz üzere bump'ın etkisi hemen kendini gösterdi. Bump'ın etkisini biraz düşürmekte fayda var. Biraz yüksek gözüküyor. 0.5'e çektim. Bunu da duvara atacağım. Cambi overhead'ini kaldırdık. Wall, sağ klikledik. Apply to layer. Dediğim gibi daha önceden malzemeleri layer'ladım, katmanladım. Benim için kolaylık. Wall'u uygula dedim. Şimdi tekrar bir interaktif render'ımıza basalım. Duvarın kaplama boyutu tabii ki bizim istediğimiz noktada değil. Bayağı kötü gözüküyor fark ettiyseniz. O yüzden bunu gelip duvarı seçip Properties'e gelip bir durdurmadan da yapalım bu işlemi. Duvarı seçtim. Properties, Texture Mapping. Buradaki değeri mantıklı bir yere getirelim. Apply Box Mapping dedim. Bounding Box dedim. World dedim. Yes dedim. Bunu niye böyle ezbere yapıyorum bu arada? Çünkü hemen şuraya bir bounding şeyimizi, box mapping'imizi ayarlayalım. Elimde burada bir değer girmek istemediğim için. Bu değeri gelip 100'e başlangıç olarak çekelim.
deneyeceğim. Kilitleyelim burada bunu. Hala çok büyük bir değer gözüküyor burada benim için bu. Ben o yüzden bunu tekrar geriye doğru çekmeye başlıyorum. 20 yaptım. Daha küçük noktalar halinde olmasını istemem. Gayet tabii tabii burada denoiser da yaptığı için çok böyle her yerini çözmesini istemiyorum. Biraz çözse yeterli şu bölgeyi. Denoiser'sız haline bakalım. Evet, görüyorsunuz bir etki yaratmaya başladı. Bu önemli bir şey. Çünkü dediğim gibi tek düze bir duvar her zaman bizim iyiliğimizin dışında bir sonuç verecektir. Yani kötü bir sonuç verecektir. Bunu engellemek önemli. Fena durmuyor. Açıkçası yani biraz daha duvara yaklaşırsam belki daha iyi görebilirim. Gayet güzel. Yani şu kullanılmaz halde değil. Uzaktan baktığımda belki sonuçlar daha iyi olabilir bile. Yani daha kötü olabilir. Deneriz. Hemen stop dedim. Render'ı durdurdum. Şuraya geliyorum. Bakın named views'dan kamera 1'i tıkladığımda direkt açıma geldim. Şimdi deneyebilirim. Bir süre bekleyelim. Evet, biraz render aldıktan sonra bakıyorum ama şöyle söyleyeyim, çözünürlüğüm biraz düşük olduğu için ve şu an bunu arttırmak istemediğim için çok fazla detay göremiyorum. Daha büyük render alındığında bu ayarları küçük küçük değiştirerek bunu tekrar düzeltebiliriz. Şu an için böyle bırakmakta fayda var. Duvar konusunu geçtikten sonra bir sonraki malzememiz yine en yoğun yer kaplayanlardan bir tanesi zemin malzemesi. Hemen zemin malzemesine geçeceğiz. Bunun için dışarıdan tabii ki destek alacağız. Yani başka bir kaynaktan veri alacağız. Çünkü burada stucco'yu görmüştük, kullanmıştık ve onu gerçekten kendi içerisinde kullandığımız bir haritaydı. Şimdi bu render'ı bir durduralım. Yeni bir malzeme oluşturmadan evvel neyi indireceğimizi söyleyeceğim. Polygon.com'dan 2 ile bu arada unutmayın. Bu gösterdiğim, burada bulacağımız bir tane malzeme indirebiliriz. Textures'e tıklıyorum. Ücretsiz bu arada bu indireceklerimiz. Bunların arasından Free'ye geliyorum ve indireceğim hangisi olduğuna bakalım. İsmine göre de bir kontrol etmek lazım. Sanırım buydu. Evet, şu malzemeyi kullanabiliriz. Buna tıklıyorsunuz arkadaşlar ve buradan Free Download diyerek bütün hepsini indirebilirsiniz. Sadece siteye bir kere giriş yapmış, kayıt olmuş olmanız gerekli. Bunların hepsini indirin bu arada. Yani hepsini kullanabiliyoruz bu arada ama içinden ihtiyacımız olanları göstereceğim. Özellikle. Ben indirmiş halde kullanacağım. Çünkü şimdi indirelim yerine koyalım falan yapmak istemiyorum. Herhangi bir yere siz de yerleştirip kullanın. Kendi düzeniniz vardır illaki. Ya da oluşturun kendinize bir düzen. Şurada bakın. Wood Floor Polygon'da Regular 3K'ya geldim. Evet. Şimdi tekrar bunlar açık kalsın. Burada set editörümü açıyorum. Bu arada açı olaraksa kendimize bir yer belirleyelim. Çünkü zemine bakacağız birazdan sadece. Hemen yeni bir malzeme diyorum. Generic. Ve bunun zemin olduğunu bildiğim için ismini değiştiriyorum. Floor dedim. Giriyoruz. Bakalım ne yapacağız. Burada gördüğümüz Wood Flooring Color, Kol diye yazan Color olanı gelip buraya diffuse olarak bırakıyorum. İlk parça bu. Ambient Occlusion'u da burada kullanacağım ama bunu en sona bırakıyorum. Birazdan ekleriz. Bir sonraki kullanacağım Reflection'ın altında şöyle yapalım. Bakın Reflection için kullanacağımız bir harita var. Bunu gelip sürükleyip Reflection'a bırakıyorum. Fakat Reflection için, yani buradan indirdiğimiz materyaller için özellikle söylüyorum. Bu kullandığımız malzeme tersine çalışıyor. Yani şöyle Reflection Color'a attığımız Texture Slot'a bir kere tıklıyoruz. Siyah, bu çok siyah koyu fark ettiyseniz aslında bunun tam tersi olması gerekiyor. Color Manipulation'dan Invert Texture diyorum ve bunun tam tersini yerleştiriyor. Yani renk olarak tam tersini. Yani siyahları beyaz, beyazları siyah yapmaktan bahsediyorum. Bakın hemen parlak bir hale aldı. Bizim bunu bir zemin olarak kontrol etmek istediğimizi biliyorum değil mi? Bunu o zaman şu 3 noktaya tıklayarak Floor'a gelip gerçekten zemin olarak kontrol etmemiz daha doğru. Bir sonraki malzememiz de ne olacak? Rofus haritası. Bakalım Rofus haritası nerede? Şurada görmüş olmamız lazım. Glossiniz daha doğrusu. Rofus değil, özür dilerim. Glossinizi arıyoruz. Gloss yazanı gelip sürükleyip buraya bırakıyorum. Glossinizde bir ters çevirme durumu yok. Ama burada şöyle bir durum var. Açıyoruz içeriye. Bakın
Burada Color Space dediğimiz bir özellik var. Color Space'i Screen Space'den Rendering Space'e getiriyorum. Çünkü gamma düzeltmesi yapmasını istemiyorum. Şimdi bunu ne demek? Yani niye bunu yapıyoruz da diğerinde yapmadık mesela, değil mi? Diffuse'da yapmadık, Reflection'da yapmadık. Bunun sebebi şu. Diffuse'da veya Reflection'da rengi etkileyen malzemenin render'da V-Ray'in rengini etkileyecek. Yani V-Ray'i kullanırken, bunu render'ına alırken rengini etkileyecek işlemler yapmasından kaynaklı. Burada bizim bir renge ihtiyacımız yok. Bu direkt neye etkiliyor? Sadece yansımaların netliğini etkiliyor. Rengin, mesela yansımanın rengi değişebilir. Onun rengine müdahale edebiliriz. O yüzden orada rendering space'e dokunmuyoruz. Mesela onun dışındaki her şeye bu arada bu düzeltmeyi yapmamız gerekecek. Mesela normal map'e, mesela displacement'a. Hemen geri geliyorum. Bakın zaten hemen lineer yaptığınız anda ne kadar farklı olduğunu görebilirsiniz. Şimdi yeterli değil. Bunun üzerine bir miktar daha değişiklik yapacağım. Yani raw glossiness kısmı ile alakalı ama önce diğer detaylara devam edelim. Bump'a geliyorum. Bump üzerine bir değişiklik yapacağız. Bump'tan normal map'e geçiyorum. Bu mecbur çünkü elimizde bir normal map var. Hemen görebilirsiniz. İki tane var. Bir tanesi 16 bit olan. 16 bitte daha çok renk derinliği var. Onu tercih etmeyi her zaman tercih edin yani her zaman öyle bir durumda. Bu da daha çok detay demektir çünkü. Texture slot'u attıktan sonra buraya geliyorum. Bunu da aynı şekilde rendering linear'e getiriyorum. Rendering space'imi. Yani color space'imi. Bunu geliyoruz. Geri geliyoruz. Nasıl bir etkisi olduğunu az çok belli ediyor ama çok fazla zaten müthiş bir detay yok burada normal map'inde. Çok da görememek anormal değil. Belki sonradan detaylı baktığımızda nasıl etkiliyor ona göre bir değişiklik yaparız. Bir de ne ekleyeceğiz? Displacement. Displacement için Add Attribute kısmından şuradaki artıya tıkladım ve Displacement'a geldim. Displacement'ı aktif hale getirdim. 2D Displacement yapacağım. Çünkü zemin. Ve buraya gelip Displacement haritasını atacağım. Bu da 16 bit olanı alıyorum. Buradan gelip Texture Slot'a Rendering Space'i lineare getiriyorum. Şimdi az çok malzeme bitti. Ama dediğim gibi daha detaylı yapacağımız bazı şeyler var. Bunlardan hemen şöyle birkaç render alarak konuşabiliriz aslında bunu. Camber'e tıklı, render'a tıklayalım. Ve nasıl bir sonuç çıktı bir görelim. Malzemeyi üzerine atmayı unuttuk, hemen atalım. Floor, Applied Layer, Floor dedim. Ve en aşağıdan Can Be Overridden dikili kaldıralım. Bunu neden yaptığımızı zaten bir önceki malzemelerde söylemiştim. Kaplamanın pozisyonu ve şeyi düzgün değil. Yani daha yönü doğru düzgün değil. Onu bir düzeltelim. Çünkü bu tarafa doğru akmasını değil, sağa doğru akmasını istiyorum. Ve biraz da pozisyonunu yenilemek istiyorum. Hemen şöyle yapalım. Zemini seçtim. Properties'e geldim. Texture Mapping'e tıkladım. Bunun yönünü değiştirmek için bir kere şuradaki XYZ rotasyonunu 90 yapmam gerekiyor. Böylelikle yönü değişti. Ölçeğini ise herhangi bir ölçek girmediğimiz için şuradan Apply Planar Mapping diyelim. Ve buraya bunun 200'e 200 olduğunu, 200 Enter, 200 diyerek şöyle bir dikdörtgen yaptığımı, daha sonra şuradan da UV seçtiğimi göreceksiniz. Bunu yaptığımda bu arada eski haline geri döndü. Yani yine akış yönü bu tarafa doğru gitti. Bunu tekrar şuradan XYZ rotasyonundan en alttaki de 90'a tekrar çekelim. Sıfırlamış olduk çünkü yaptığımız o işlemde. Şöyle biraz daha uzaktan bakayım. Çünkü ışık çok patladığı için şurada çok göremiyorum. Yani ışık çok fazla etki ettiği için. Demek ki diyorum bu ışık burada biraz fazla. Yani burada biraz müdahaleye ihtiyacımız var. Işığa özellikle. Ben de diyorum ki o zaman hemen gelelim. Güneşin ayarlarına. Buradan. Bu arada Rectangle Light'ları Simple'da bıraktık değil mi? Evet doğru. Portal Light'ta. Buradan hemen bunu 0-1'e çekiyorum. Biraz daha güneşin gücünü azalttım. Böylelikle bakın malzemeyi daha net görebiliyorum. Şöyle biraz yaklaşacağım ama buradan değil tabii ki. Şöyle özellikle buraya yaklaşalım. Burada daha detaylar belli olacaktır. Gölge ile ışığın birleştiği yere gitmeye çalışıyorum. Evet. Tabii hızlı bir render olmadığı için hemen sürekli göremiyorum net sonuçlar. Evet aşağı yukarı bir sonuç veriyor. Şu an bir detay vermeye çalışıyor ama
Ne eksik burada? Mesela normal map'ini tekrar bir bakalım. Neredeymiş normal map? Hemen ayarlarımıza geri döneyim. Floor. Mesela bir de kullanıyorum ama zaten hani burada ekstrem bir şey yok gibi. Hani normal map'lik çok fazla bir şey yok gibi. Displacement'ın etkisi az çok belli. Hani ona da çok müdahale edeceğim bir durum yok. Ama mesela burada çizgilerin daha belli olmasını istiyorum. Yani aslında derdim onu anlatmaya çalışıyorum. Peki bunun için ne yaparız? Ambient occlusion vermişse işimiz kolay. Yani şöyle söyleyelim. Bir ambient occlusion çok önemli. Hemen bakın burada AO diye yazıyor zaten. Bunu nasıl uygulayacağım? Diffuse kanalına geliyorsunuz arkadaşlar. Bu texture slotun orada sağ klik diyerek buna wrapping diyeceğim. Wrapping dediğiniz zaman burada koyduğum texture slotu alır. Önce bir kaldırır. Yerine burada seçtiğim map'i koyar. Sonra ana text slot'a da hani gerçekten koyması gereken slot'a da bu az önce o benim çektiğim oradan slot şeyi texture'ü yerleştirir. Mix operator diyorum. Bir operatör aracılığıyla yapacağız bunu. Bakın geldi. O resmi buraya koydu. Peki bunu bir multiply olarak yapmak istiyorum. Simsiyah olmasının sebebini söyleyeyim. Bu arada bakın simsiyah yaptığımda ne görüyorsunuz? Yani burada siyah bir malzeme olmasına rağmen burada bakın kaplamanın çizgileri belli olmaya başladı. Henüz ama neyi ayarlamadık? Ambient occlusion'ı. Ambient occlusion'ı verelim. Multiply yapmıştık. Şimdi bu çizgilerin biraz daha detaylandığını söyleyebiliriz. Bunun sebebi ambient occlusion. Ne yapar ambient occlusion? Hemen resmin kendisini açarsam daha iyi anlarsınız. Bakın bu çizgileri detaylandırıyor, biraz daha vurguluyor. Eksiğimiz ne? Bu resim için eksiğimiz ne? Biraz bu resimde bu zemin fazla glossinizi düşük. Netliği fazla düşük. Bu da böyle çok beyaz tonlarda çıkmasını sağlıyor aslında malzemenin. Bunun esas problemi bu. Hemen geri dönüyoruz. O zaman diyorum ki glossiniz haritasını düzeltmemiz lazım. Nasıl düzeltiyoruz? Texture slot'a sağ klikledim. Wrapping diyorum ve Bezier sekmesine geliyorum. Bezier curve diyorum. Buradan mod olarak bunu mono'ya çekmem önemli. Sonra buraya bir tane nokta bırakıyorum. Tangent type'ında bunun locked yapıyorum. Yani şöyle kilitlenmiş olsun, beraber güzel bir yer oluşturalım. Bakın burada oynadığım değerler nasıl hemen malzemenin rengine kadar etki ediyor. Bu ne yapıyor aslında? Daha net yansımalar size etrafın da verdiği ışığı daha güzel göstermesini sağlar. Fakat ben sadece daha net yansımalar istemiyorum. Yani evet burada bu değeri arttırıyoruz ama bir yandan kontrastı arttırmak istiyorum. Yani daha net olmayan yerlerde de hemen bir belirginleşsin istiyorum. O zaman bir nokta daha atalım. Buraya. Bunu böyle çekelim. Burada şuradan gelip yine lock diyerek burayı kilitledim. Bakın bir miktar daha bu kontrastı arttırmak adına müdahalede bulunabilirim. Şurayı biraz daha arttır, burayı biraz daha düşür gibi. Dediğim gibi ama çok griye gitmek istemiyorum. Yani o benim için bir hata olabilir. O yüzden arada bir yerde durmam gerekiyor. Şöyle, evet. Şimdi burada mantıken, burada oynadığım burada görüyorsunuz ama size daha kolay bir yöntem göstereyim. Mesela bu grafikle oynarken burada sonucun değiştiğini görmek istiyorsam burada pini aktif hale getiriyorum. Tekrar buraya geliyorum ve bakın burada oynadığım zaman fazladan nokta ekledik. Burada oynadığım zaman buradaki sonucu da görebiliyorum. İlla render almama gerek yok. Fark ettiyseniz. Evet. Fena değil gibi. Şu hali güzel gibi. Bunu beğendim. Biraz daha bunu iyi anlamak adına tabii daha uzun render almasını beklemek lazım. Çünkü gördüğümüz şey denoise'lu ve detayları görmemi engelleyebiliyor. Biraz daha böyle ne yapıyor? Geçişi filtreleri yumuşatıyor. İyi bir sonuç elde etmememi sağlıyor yani. Evet. Işıkla alakalı tabii birçok şey burada. Hemen şöyle biraz uzaktan bakarsak malzemenin ne kadar güzel olduğunu, ne kadar kötü olduğunu anlayabilirsiniz. Tabii ben az önce ne yaptım? Işığın, güneşin gücünü azalttım ve ortamı da tabii haliyle biraz daha karanlık hale getirmiş oldum. Bu noktada yani tabii ki biraz daha güneşin gücünü arttırmak veya azaltmak bir çözüm olur ama şunu yapabiliriz. Bir tık daha hemen yani homojenliği sağlamak adına settings'e gelip şu exposure değerini 8 yapıyorum.
Şimdi daha koyu yaptın, niye böyle bir şey yaptın diyebilirsiniz. Bunun sebebi şu, exposure değerini biraz daha arttırmak istiyorum aslında. Arttırabilme lüksünün olsun istiyorum. O yüzden bunu 8'den biraz daha arttırırsam 8,5 daha da koyu olacaktır bu arada, unutmayın. Ama bunu daha iyi hale getirmek için yapıyoruz. Tekrar buradan Color Correction'a atıyorum ve dediğim gibi bunu biraz daha aktif hale getirdim. Color Clamping'i açalım. Force Color Clamping'i açtık. Bu arada çalışıyor mu çalışmıyor mu anlayamıyorum şu an. Şu an çalışmıyor muhtemelen. Evet, şimdi oldu. Evet, tam durmam gereken yerde duracağım. Şöyle durabilirim. Bakın, malzememde bence zemin malzememde bir problem yok gibi. Işık da fena değil. Sadece daha mesela burada renkleri değiştirirken Light Burn'ı bir miktar daha arttırıyorum. Evet. Sadece bu da değil mesela. İleride Hue Saturation'ı aktif hale getirip biraz daha satüre renkler kullanabilirim. Bakın renklerim daha satüre olursa daha net belli olur bazı şeyler. Ama şimdilik bunu dokunmuyorum. Her neyse. Yani kamera açımdan ziyade takıldığım şey şu. Şöyle yaklaşalım. Sonuç görmek istiyoruz tabii ki zeminde. Fena değil. Bu malzemeyi kullanabiliriz. Sadece dediğim gibi displacement'ına belki veya işte normal map'ine biraz daha müdahale edip fazla etkide bulunabilirsiniz. Ama o da iyi bir sonuç alacaksınız garantisi değil. Kurcalayarak daha iyisini bulmaya çalışabilirsiniz. Ama ben buna kafiyim. Yani buna benim için yeterli bir malzeme bu. Fena değil. Güzel gözüküyor. Evet. Durduruyorum. Bir tane daha malzeme yapıp bu videoyu bitireceğim. Çünkü çok uzun videolar sıkıcı olabilir. Bir sonraki videoya istediğiniz zaman izlemiş olursunuz böylelikle. Geliyorum. Cambr'i tekrar açımı bulup sadece bir objeyi daha malzeme atacağım. O da süpürgeliğim olsun. Süpürgelik çok böyle muhteşem bir detay değil. Yani oraya böyle işte ona da böyle kalıp şey vereyim, parmak izi vereyim, iz vereyim, leke vereyim diyeceğim bir şey yok. O yüzden dümdüz bir malzeme yapacağım. Buradan geliyorum. Asset editörümü açtım. Buradan da gelip zemin malzemesini atıyorum. Daha doğrusu yeni bir malzeme açıyorum. Material, generic dedim. Bu generic malzemeyi de gelip şöyle hafif gri. Bu arada bakın şu tik kaldırmadığım sürece bu malzemeyi göremem yenisini. Şu pini. Gri bırakacağım. Bakın beyaz hiçbir zaman vermiyoruz. Patlayacaktır. Reflection'ı gelip arttırıyorum. Ve glossiness'in yansıma netliğini azaltıyorum. Çok azaltırsam çok da iyi sonuçlar elde edemem. Şu değerler fena değil. Direkt bunu gelip sağ klikleyip Apply to Selection diyorum. Çünkü seçimi uygularsam direkt sonuca varmış olurum. Ve süpürgeliğe de uygulamış oldum. Hemen bir render tuşuna basalım. Evet, genel masaya süpürgelikte bir problem yok. Bu gayet iyi. Duvar güzel. Zemin fena değil, güzel. Bunu daha büyük şey aldığımızda, render aldığımızda detayları da daha iyi göreceğiz. Daha sonra o tabii hataları da giderdiğimiz zaman, noise'lar azaldığı zaman her şey daha güzel gözükecek. Şimdilik bunlar yeterli bizim için. Bir sonraki videolarda diğer malzemelerimizi yapacağız. Videoyu faydalı bulduysanız beğen butonuna tıklayabilirsiniz. Sormak istediğiniz sorular varsa yorumlara yazabilirsiniz. Buradan da cevaplayabiliriz sizi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.